Evet arkadaşlar, temel kavramların ikinci videosuyla karşınızdayız. Bu videoda ikinci bölümü bitirmeye, birinci üniteyi bitirmeye çalışacağım. Temel kavramlar, eğitimle ilgili temel kavramlara devam ediyorum. Arkadaşlar, eğitimle kültür arasındaki ilişkiyi incelemek gerekiyor. Biliyorsunuz ki insanlar biyo-psiko-kültürel bir varlıktır arkadaşlar. Sosyo-kültürel bir varlıktır. Eğitimle kültür arasındaki ilişkiyi, kültürle ilgili alt kavramları incelemek gerekiyor. Kültür. Temel kavramlardan kültür. Evet, kültür nedir? Arkadaşlar, insanların yaşamı boyunca ortaya koyduğu maddi ve manevi her şey. İnsanların yaşamı boyunca ortaya koyduğu maddi ve manevi her şey. Kültürle ilgili ne diyebiliriz? Değerlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz, vatanseverliğimiz, yardımseverliğimiz, misafirperverliğimiz, adalet duygumuz, dostluk duygumuz, dürüstlük duygumuz, sabrımız, sevgimiz, sorumluluklarımız, bunlar bizim neyimizi oluşturuyor? Kültürel değerlerimizi oluşturuyor. İnsanın yaşam boyunca ortaya koyduğu maddi ve manevi her şey. Hemen eğitime bağlayacağım. Eğitimle kültür arasındaki ilişkiyi incelediğimizde eğitim mi daha geniştir, kültür mü daha geniştir diye sorulduğu zaman zaten insanın yaşamı boyunca ortaya koyduğu maddi manevi her şey, her durum, her faktör kültür diye ifade ediliyor. O halde eğitimle kültür arasındaki ilişkiyi incelerken kültür eğitimden daha kapsamlıdır. Kültür kapsamlı bir kavramdır. Evet arkadaşlar, eğitim verirken, bir yerde eğitim sunarken kültürel değerlerden yararlanır mıyız? Evet, eğitim kültürel değerlerden yararlanır. Eğitim kültürü etkiler, kültürden etkilenir. Eğitim verilirken kültürden yararlanırız. Evet, eğitim kültürden yararlanır. Eğitim kültürü etkiler ve etkilenir. Evet, eğitim kültürü etkiler, eğitim kültürden etkilenir diye düşünmemiz gerekiyor. Başka arkadaşlar, eğitimle kültür arasındaki ilişkiyi incelediğimiz zaman eğitim mi daha hızlı değişir, kültür mü daha hızlı değişir diye sorulduğu zaman arkadaşlar biz zaten kültürel değerlerin hızlı değişmesini istemeyiz. Eğitim değişime daha fazla açıkken kültür değişime direnç gösterir. Teknolojideki bir değişim, hayattaki değişim hemen eğitime yansırken kültürel değerlerin değişimi biraz daha yavaştır. Eğitim hızlı değişir. Şunu da not alabilirsiniz. Kültür de değişir ama kültür eğitime göre direnç gösterir diye düşüneceğiz arkadaşlar. Evet, kültür daha kapsamlı bir kavram. Eğitim kültürden yararlanır. Eğitim kültürü etkiler, kültürden etkilenir. Eğitim kültüre göre daha hızlı değişen bir kavramdır diyeceğiz. Evet, kültürle ilgili alt kavramlar var. Bunlardan bahsetmem gerekiyor. Arkadaşlar, kültürle ilgili alt kavramlardan ilki kültürlemedir. Aslında basit bir kavram. Evet, kültürleme nedir? Kültürün aktarımı. Ben size şu anda program geliştirme anlatıyorum. Siz de orada öğreniyorsanız, kazanılmış yaşantıya sahip oluyorsanız, davranışlarınız değişiyorsa bu eğitim sürecinde, ben size program geliştirme kültürü kazandırıyorum. Kültürlemenin tanımı şu, yazmayayım, kültürün aktarımı. Arkadaşlar, kültürel değerleri Özcan hocası aktarıyorsa, kültürel değerleri kazandırıyorsa kültürlemedir. Babam bana bir şey öğrettiyse kültürlemedir. Ben çocuğuma bir şey öğrettiysem kültürlemedir. Kültürün aktarımı. Arkadaşlar, kültürleme kendi içerisinde alt kavramları var. A. Kasıtlı kültürleme. Kasıtlı kültürleme nedir? Arkadaşlar, kültürel değerlerin planlı bir şekilde aktarımı. Planlı, programlı bir şekilde kültürün aktarımı kasıtlı kültürlemedir. Formal eğitim. Örgün eğitimde almış olduğunuz bilgiler, beceriler, kazanımlar, bir kurs merkezine gidip almış olduğunuz bilgiler, beceriler, kazanımlar bizim için kasıtlı kültürlemedir. Formal eğitimde ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğretim, okul öncesi kurslar demiştim ya, bunların hepsinden aldığınız eğitim kasıtlı kültürlemedir diye ifade edilir. İşte Canan okul öncesi eğitiminde öğretmeninden temel yaşam becerisini öğrenmiştir. Yapılan bu çalışma kasıtlı kültürlemedir. B. Gelişigüzel kültürleme. Gelişigüzel kültürlemede plansız eğitimdir. Plansız, programsız bir şekilde kültür aktarılıyorsa, annemiz babamız bize bir şey öğretiyorsa, kültürel değerlerimizi öğretiyorsa, işte Yasemin arkadaşından kopya çekmeyi öğrenmiştir. Yasemin arkadaşından kopya çekmeyi öğreniyorsa gelişigüzel kültürleme, plansız yapılan bir çalışma olduğu için. İnformal eğitim gelişigüzel kültürlemedir. C. Zoraki kültürleme. Zoraki kültürleme baskı yoluyla, zorla, beyin yıkamayla, bazı grupların bireylere zorla, baskıyla, otorite kurarak kendi kültürlerini öğretiyorsa zoraki kültürlemedir. Burada da kültür aktarımı var ama baskıyla, otoriteyle veya beyin yıkamayla diye düşüneceksiniz. Kültürlemeden sonra, kültürlemeyi bitirelim. Kültürlenme. Kültürlenme. Arkadaşlar, bir birey farklı bir toplum içerisine girecek, yaşantı sonucu o toplumun kültürel değerlerini kazanacak. Birey farklı bir kültürel değer içerisine girer. Farklı bir kültür içinde yaşantı sonucu yeni kültür kazanma diye böyle soyut bir tanım yapayım arkadaşlar. En güzel örneklerden bir tanesi, işte Türkiye'de yaşayan bireyler Almanya'da yaşaya yaşaya Almanya'ya göç ettik. Almanya'da yaşaya yaşaya Almanya kültürünü kazanıyorsak bizim için kültürlenme kavramıyla açıklanıyor. Bir birey farklı bir toplum içerisine giriyor. O toplum içerisinde yaşaya yaşaya etkileşim sonucunda o toplumun kültürel değerini kazanıyor. Bir de arkadaşlar, burada yeni bir kültür oluşuyor. Yeni bir kültürel değer oluşuyor. Burada sentez ortaya çıkıyor. Yeni, özgün, orijinal bir kültür ortaya çıkıyor. O yüzden sentez diyeceksiniz. İşte şöyle ifade edelim hep. İşte Almanya'da gittik, Almanya'da yaşadık yıllar sonra Türkiye'ye geldik diyelim ki. Arkadaşlar, onların yaşantısı ne Türkiye'de yaşayan insanların yaşantısına benzer ne de Almanya'da yaşayan insanların yaşantısına benzer. Farklı bir kültürel değer ortaya çıkar. Kültürlenme sonucunda sentez ortaya, farklı bir kültürel yapı ortaya çıkar diyeceksiniz. Ve basit bir kavram, kültürleşme. Evet, kültürel değerlerin karşılıklı aktarılması. Kültürel değerlerin karşılıklı aktarılması diye düşünmeniz gerekiyor. Kültürleşme kavramını şöyle ifade edeyim. Ev arkadaşlığı yapmışsınızdır. Üniversiteyi kendi bulunduğunuz şehirde değil de başka bir şehirde okuduk. Ankara'dayız. Gittik Antalya'ya. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde işte yaşamaya başladık. Daha sonra ev arkadaşlığı kuracağız. Bir arkadaşınız Vanlı, bir arkadaşımız İzmirli. İzmirli arkadaşımız kendi kültürünü Vanlı arkadaşa, Vanlı arkadaş kendi kültürünü İzmirli arkadaşa aktararak birbirlerinin kültürlerini öğreniyorlarsa biz buna kültürleşme diyoruz. Karşılıklı olarak kültürlerin aktarılmasıyla ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet, kültürle ilgili bir de üst kültürü bilin. Üst kültür. Üst kültür nedir? Toplumun yoğun olarak yaşadığı, toplumun yoğun olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerden oluşan kültür üst kültürdür. Türk toplumunun genel yapısını ifade eden, Türk toplumunun değerleri bizim için üst kültür olarak ifade edilir. Başat kültür, yaşanan kültür, topluma hakim olan kültür, üst kültür diyeceğiz. Bir de alt kültür var. Bir ülkede, bir yerde küçük grupların, azınlıkların, marjinal grupların yaşadığı kültür alt kültürdür arkadaşlar. Alt kültür farklı topluluklar, yani toplumun büyük kesimini oluşturmaz, küçük kesimler tarafından ortaya çıkarılan kültür diye ifade ediliyor alt kültür. Bir de mesela kültürel şok diye bir kavram var. Bazı yayınlarda geçiyor. Farklı bir kültürü yapısı içerisine girdiniz. O topluma ayak uydurmakta zorlanıyorsanız, o kültürel değerler size o anda yabancılık çektiriyorsa size kültür şokudur. Kültür şokunda bu şekilde bilmeniz yeterli ama bilmemiz gereken kültürle ilgili kültürleme, kültürü aktarıyoruz, kültürlenme, farklı bir toplum içerisine girerek yaşantı sonucu o toplumun kültürel değerini kazanıyoruz. Kültürleşme karşılıklı olarak kültürün aktarımıdır. Burada karışan bir şey var. Diyorum ki işte Ayşe Annesinden, Ayşe'nin annesi Ayşe'ye bir davranış öğretiyor, bir bilgi birikimi öğretiyor. Ayşe'nin annesi Ayşe'ye bir bilgi birikimi, bir davranış öğretiyorsa annesi için hangi kavramla açıklanır? Annesi ne yapıyor? Annesi ne yapıyor Ayşe'yi? Hocam annesi kültürlüyor. Ayşe ne yapıyor? Ayşe kültürleniyor. Ayşe'nin yaptığı şey kültürlenme. Ayşe'nin annesinin yaptığı şey kültürleme. Böyle bir şey yok. Ayşe'nin annesi Ayşe bir değer, bir bilgi birikimi, bir beceri kazandırıyorsa annesi için de kültürlemedir, Ayşe için de kültürlemedir. Sakın ha annesi için kültürleme, Ayşe için kültürlenme demeyeceksiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Kavramlara yeni anlamlar yüklemeyin. Yani örnekleri karıştırmayın. Annesi de kültürleme yapıyor. Ayşe de kültürleme süreci içerisinde yer alıyor. Bu hangi kültürleme ile ifade edilir? Gelişigüzel kültürleme ile ifade edilir. Annesi için de Ayşe için de. Evet. Eğitimle kültür arasındaki ilişkiye baktık. Şimdi bakacağımız nokta arkadaşlar, eğitim de bir sistemdir. Sistem nedir? Sistem türleri nelerdir? Bakmak gerekiyor. KPSS'de de çıkıyor. Temel kavramlardayız. Sistem. Temel kavramlardan sistem nedir? Arkadaşlar sistemi oluşturan 4 öge vardır. Sistemi oluşturan 4 şeye girdi. İşlem. Çıktı. Dönüt. Girdi, işlem, çıktı, dönütten oluşan yapı bizim için sistemdir. Girdi, işlem, çıktı, dönütten oluşan yapı bizim için sistemdir diyebiliriz. Peki sistemin girdisi nedir? Girdileri oluşturan faktörler neler? Arkadaşlar bir yerde sistem olabilmesi için gerekli olan her şey. Madem eğitim de bir sistem, temel kavramlardan eğitime bağlamamız gerekiyor. Bizim için hani yemek fabrikasındaki işleyen sistemi anlatmak değil de eğitimin sistemini anlatmak daha mantıklı. Ne dedik? Girdiye gerekli olanlar, hani tanım yazmak isteyenler. Bir yerde bir sistem oluşturabilmek için gerekli olanlar. Bir yerde eğitim sistemi oluşturmak için ne gerekiyor? Eğitimin en önemli girdisi nedir? Öğrencidir. Eğitimin en önemli girdisi öğrenci. Bir tane öğretmen vardı arkadaşlar. Geçmiş yıllarda izlemiştim. Öğretmenlik kolaydı öğrenciler olmasa. Ula öğrenci olmasa öğretmenliğin ne anlamı var ya? En önemli girdi öğrenci. Öğrenci özellikleri de girdidir. Öğrencinin hangi özellikleri? Mesela hazır bulunuşluk. Hazır bulunuşluk öğrenciye ait bir girdi. Öğrencinin yaşı bir girdi. Öğrencinin boyu girdidir. Öğrencinin cinsiyeti girdidir. Arkadaşlar mesela bir eğitim sistemine girmek için belli bir yaşta olmak istenir mi? Çocuğun belli bir yaşta olması beklenir mi? Evet. Mesela ilkokula yazılmak için 66 ayını doldurması gerekir. Veya boy sistemin bir girdisi olarak düşünülebilir mi? Belli bir boyda olabilir. Cinsiyet bir eğitim sistemine girmek için cinsiyet bir girdi olarak düşünülebilir mi? Mesela kadın basketbol takımına girmek için kadın olmak gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Öğrenci ile ilgili özellikler girdi olarak düşünülür. Özellikle girdilerde en önemli öğrenci özelliği hazır bulunuşluktur. Başka bir yerde eğitim sistemi olabilmek için, eğitim sistemi olabilmesi için bravo öğretmen. Program, plan ve programlar eğitim sisteminin öncesinde belirlenmiş olması gerekiyor. Tabii hangi program tasarım yaklaşımına göre çocuk merkezli, yaşantı merkezli işler değişiyor. Neyse öğretmen, programlar, bina, sıra, silgi, masa, insan gücü, yer, sermaye, müdür yardımcısı gibi birçok özellikte sayılabilir arkadaşlar. Evet, gerekli olanları belirledik. Daha sonra ne yapacak? Sistem işlemeye başlayacak. Girdileri belirledik. Daha sonra sistem işlemeye başlayacak. İşlem. İşlem dediğimiz öge arkadaşlar, işlemlerin gerçekleştirildiği, istenilen öğrenme ürünlerine ulaşmaya çalıştığımız, hedeflerin kazandırılmaya çalışıldığı, öğrenme yaşantıları, öğrenme süreci, Özcan Hoca'nın kendini tükettiği, sizlerin Özcan Hoca'dan dinlediğiniz, kendimi paraladığım, davranışları değiştirmeye çalıştığım, aha da şu aşama işlemdir. İşlem öğrenme süreci. Öğrenme yaşantıları. Evet arkadaşlar şöyle bir soru geldi diyelim ki, hedefler nerede belirlenir? Hedefler nerede belirlenir? Girdide. Hedefler çocuğa nerede kazandırılır? İşlemde. Peki konular nerede belirlenir? Girdide. Konular program içerisinde yapılan bir faaliyettir. Konular nerede işlenerek öğrencinin bilgi birikimine sahip olması istenir? İşlemde. Şu andaki aşamada kendimizi ifade ettiğimiz süreç içerisinde işlem, süreçte diyebilirsiniz. İşlerin gerçekleştiği aşama. Çıktı nedir? Sistemin çıktısı. Sistemin çıktısı arkadaşlar ürün. Çıktı dediğimiz üründür. Yani şöyle, ekmek fabrikasının ürünü ekmek iken eğitimin ürünü öğrencinin kendisi. Yani güzel bir şey aslında. Bizim ürünlerimiz öğrencilerimiz. Aslında ürün dediğiniz şey çocuğa kazandırdığımız bilişsel, duysal, psikomotor kazanımlar. Kazanımlar bilişsel de olabilir, duyuşsal da olabilir, psikomotor özelliklerde olabilir çocuğa kazandırdığımız davranışlar. Peki arkadaşlar şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın, öğrencinin yaşı, boyu, cinsiyeti girdide de vardır. Öğrencinin yaşı, siyahla yazayım, boyu, cinsiyeti aynı zamanda çıktıdır. Şöyle düşünmeniz lazım. Tekrar söylüyorum. Eğitimin ürünü nedir? Öğrencinin kendisi. Ya bizim ürünümüz öğrencinin kendisi. O halde arkadaşlar öğrenci özellikleri de çıktı olarak yer alır. Bazılar şey diyor. Hocam işte erkek giriyoruz, erkek çıkıyoruz. Nasıl bir çıktı oluyor? Bir şeyin çıktı olması için illa değişmesi mi gerekir? Hayır. Arkadaşlar öğrenci özelliklerinden yaş, boy, cinsiyet hem girdide yer alır hem çıktıda yer alır. Ama sizin çıktı dediğiniz şey kazanımlardır. Bilişsel, duyusal, psikomotor özelliklerdir diye düşüneceksiniz. Ürünümüz çocuğa kazandırdıklarımız. Dönüt nedir? Dönüt geri bildirim. Yani öğrendi mi, öğrenmedi mi? Öğrendiyse ne derecede öğrendi? Bunu ortaya koymak için yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri dönüttür. Ölçme ve değerlendirme süreci bizim neyimizi oluşturuyor? Dönüt ögemizi oluşturmaktadır diyeceksiniz arkadaşlar. Evet, hedefler girdide belirlenir. Hedefler işlemde kazandırılır. Öğrencinin bazı hedeflere ulaşmış, ulaşmamış hali, en son hali çıktıdır. Hangi hedefe ne derecede ulaştığını ortaya koymak dönüttür. Mesela strateji, yöntem, teknikler nerede programlanır? Girdide. Strateji, yöntem, teknikler nerede kullanılır? İşlemde. Ölçüm araçları nerede düzenlenir, programlanır? Girdide. Ölçme araçları nerede kullanılır? Dönütte diye düşünmeniz gerekir. Burayla ilgili soru gelme durumu var ve yayınlarda da oldukça fazla soru var. Rahat bir şekilde okuyarak çözebilirsiniz. Daha sonra anlatacağım ama yine de anlatayım. Nasıl sorusu işleme denk gelir. Nasıl öğretiyoruz? Tamam arkadaşlar. Nasıl öğretiyoruz sorusu işlem öğesine denk gelir diye bilmenizi istiyorum. Bir de sistem türleri var. Burayla ilgili soru gelmedi ama yine de kısaca bahsedeyim. Sistem türleri. Bütün ögeler varsa, ögelerde bir tıkanıklık yoksa, girdileri belirledik. İşlemleri belirledik. Çıktılar ortaya çıktı ve dönüt elde ettik. Arkadaşlar bu süreç döngüsel halde devam ediyorsa bizim için sistem türlerinden açık sistemdir. Sistem türlerinden açık sistem, böyle yazayım. Açık sistem nedir? Girdi, işlem, çıktı, dönütün olduğu, sistemin döngüsel halde devam ettiği sistemdir. İşte eğitim için gerekli girdileri belirledik, eğitim öğretim sürecini sunduk, belli çıktılar oldu, dönüt elde ettik, istediğimiz sonuca ulaşamadık. Tekrar geliyorsunuz, Allah korusun girdi. Tekrar dershaneye gidip eğitim sürecine tabi tutuluyorsunuz. Belli özellikler kazanıyorsunuz. Sınav yapıyoruz. KPSS'ye giriyorsunuz. Olmadı, Allah korusun. Bir daha geliyorsun. Bu böyle döngüsel halde devam ediyorsa açık sistemdir. Yani girdi, işlem, çıktı, dönütte sıkıntı yoksa, işlem böyle döngüsel halde devam ediyorsa açık sistem. Bir de yarı açık sistem var. Arkadaşlar değerlendirme faaliyetleri yapılmıyorsa yarı açık sistemdir. Dönüt yok. Şöyle yazalım. Dönüt yoksa, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiyorsa yarı açık sistem. Ben şeye benzetiyorum arkadaşlar. Bağlama kursuna gittim. Murat hocam, buradan selamlar. Murat hocam bana bir eğitim verdi. Kurs merkezi açmış, böyle milli eğitimden onay almış falan filan. İlk öğrencilerindenim. Sonuçta belli zaten. Neyse, gerekli programı yapmış. Gerekli girdileri belirledi. Ben varım, öğretmen var, program var, materyal var, sınıf var, sermaye, her şey var. Daha sonra bana bir eğitim verdi. Anlattı, açıkladı, gösterdi, yaptırdı. Ben de yapmaya çalıştım. Ben de bir şekilde çıktım. Belli başlı işte o becerilerin belli kısmını öğrendim, öğrenmedim, belli bir ürünü elde etti. Ama o kurs merkezinde sınavlar yapılmadı. Sınavın yapılmadığı kurs merkezleri yarı açık sistemdir. Tamam arkadaşlar, yani bir eğitim sisteminde sınavlar yoksa yarı açık sistemdir. Evet, kapalı sistem. Kapalı sistem. Şimdi ben bir kapalı sisteme, burası açık sistem. Hepsi var. Yarı açık sistem, dönüt yok. Kapalı sisteme küçük bir anahtar kelime yazacağım. Sistemin herhangi ögesinde tıkanıklık varsa kapalı sistemdir. Yani mesela dershaneye geldiniz. Atanmak istiyorsun. Genel kültür hocaları var, eğitim bilimleri hocaları yok. Yani girdilerde yetersizlikler var. İşlemde problemler oluşur. Yani istediğimiz işlemleri, eğitim sürecinin bir kanadı kırık. İstediğimiz öğrenme çıktıları problemli. Dönüp de zaten istediğimiz veriler elde edemeyiz. Arkadaşlar, kapalı sistem şöyle tanımlanır birçok akademik kaynakta. Girdi ve çıktıların olmadığı sistem kapalı sistemdir. Girdiler ve çıktılar yoksa kapalıdır. Ama zaten şöyle düşünüyorsun. Ya girdi ve çıktıda sorun varsa süreçte de sorun vardır. Ve sınav yaptığın zaman da istenilen öğrenme ürünlerini ortaya koyamazsın veya dönütlerde de problemler de oluşabilir. Bir akademisyen var, onun kitabında şöyle bir şey yazıyor. Herhangi iki ögede sıkıntı varsa, tıkanıklık varsa, problem varsa, eksiklik varsa sistemimiz işlemeyen, kötü işleyen veya kapalı sistemdir. İki öge yoksa, herhangi iki ögeden mahrumsak kapalı sistem. Sistem türlerinden soru gelmedi ama şurayı bilin arkadaşlar. Girdi, işlem, çıktı, dönüt ve örnekler aklınızda olsun diyoruz. Evet, üçüncü videoyla biraz sonra karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın.